büyüme sağladı ve resmi üye sayısı 270 binin üzerine çıkmış oldu. Bütün bunlar milletimizin milli görüşe olan teveccühünü ve özlemini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Neden? Çünkü biz bu başarıyı elde ederken, bu mesafeyi kat ederken hazine yardımı alarak, iktidar desteğiyle, devlet gücüyle, dış güçlerin desteğiyle, holding patronlarının desteğiyle, medya desteğiyle, birçok yeni kurulan partilere yapıldığı gibi cilalayıp parlatma operasyonları olmadan Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, samimi dava erlerinin gayretiyle ve milli görüşün bereketiyle, milletimizin milli görüşü olan özleminin, hasretinin bir sonucu olarak bu noktaya geldik ve havası ve parası çok olan partilerin hepsini geride bırakarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik. Ve bu noktada teşkilatlarımızla birlikte yeniden Refah Partisi olarak seçimler isterse 14 Mayıs'ta yapılsın, isterse Haziran'da yapılsın, isterse bu pazar yapılsın, bu seçimlere bütün teşkilatlarımızla birlikte en diri, en güçlü, en heyecanlı bir parti olarak hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. En son genel merkezimizin Aralık ayının başında Türkiye genelinde 1600 denekle yaptırmış olduğu anket, Türkiye genelinde Yeniden Refah Partisi'nin oyları %8 olarak bu ankette çıktı. Bu Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir şekilde baraj problemi olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. İnşallah bu seçim dönemindeki gayretli çalışmalarla bu oy oranını %10'un üzerine, hatta daha fazlasına taşımak üzere inşallah çalışmalarımızı gayretli bir şekilde devam ettireceğiz. Ve her zaman söylediğimiz gibi inşallah bu yapılacak olan seçimlerde milletimizin görüşü, milli görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak. Birinci kongremizde birinci büyük sürprizimizi yapmıştık. İkinci büyük kongremizde ikinci büyük sürprizi yaptık. Üçüncü büyük kongremizde inşallah üçüncü büyük sürprizimizi, asıl büyük sürprizimizi gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Yeniden Refah Partimizin bu hızlı büyümesindeki etkenlerin başında da ekonomik sıkıntılar geliyor, ekonomik kriz geliyor. Mevcut iktidar, biz çalışanları 20 seneden bu yana enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz diyor. Ancak gerçekler bunun tam tersi. Sahada dolaştığımızda, dün Konya'da da bunu açık bir şekilde gördük, artık bıçak kemiğe dayanmış esnafıyla, çiftçisiyle, maaşla, ücretle geçinen çalışan kesimiyle herkes gerçekten de sabrının son noktasına gelmiş. Çünkü bu maliyetlerin altından kalkmaları, bu şartlarda ayakta durmaları mümkün olmayacak bir noktaya gelmiş. Neye göre söylüyorum? İşte bakalım asgari ücret. 8506 lira net asgari ücret açıklandı. Büyük bir zam yapılmış gibi reklam yapıldı. Asgari ücret açıklandıktan hemen sonra Aralık ayında Türkiye'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı açıklandı. 9059 lira. Ocak ayında bu ay bu asgari ücret 8 milyon asgari ücretlinin eline geçtiğinde açlık sınırı 10 bin liraya dayanmış olacak. Çünkü enflasyon %100'ün üzerinde. 10 bin lira açlık sınırı olan bir ülkede 8506 lira asgari ücret vermek demek, 8 milyon asgari ücretli aileleriyle birlikte aç bırakmak, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmek manasına gelir. Yapılan çalışmalar, hesaplamalar bir asgari ücretlinin gıda harcamaları için günlük ayırabileceği tutarın 82 lira olduğunu gösteriyor. Yakacak ihtiyacı var, ısınma ihtiyacı, okul masrafları var, ev kirası var, ulaşım var, giyim kuşam var. Bütün bunları çıktığınızda günlük gıda için ayırabileceği para 82 lira. Bunu 3 öğüne böldüğünüzde öğün başına ayırabileceği parayı buluyorsunuz. Bunu da 4 kişilik bir ailede hesap ettiğinizde 4'e böldüğünüzde kişi başına bir öğünde 6 lira 80 kuruş bir para kalıyor. Simidin 5 lira olduğunu hesap edersek bir öğünde bir kişi bir simitle bir bardak çayı ancak içebilecek. Burada 20 sene önce iktidara gelirken asgari ücretin ne kadar düşük olduğunu simitle çay hesabıyla anlatarak iktidara gelen mevcut iktidarın dikkatini çekmemiz gerekir.
21 sene Cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmayan yetkilerle Türkiye'yi yönettiniz ve en sonunda getirdiğiniz nokta gene bir simide ve bir çaya talim ettirmek. Aynı çalışmaya göre asgari ücretlinin çocuklarının okul masrafı için ayırabileceği aylık tutar 74 lira. Ayda, bir ayda çocuklarının okul harçlığı ve okul masrafı için 74 lira ayırabiliyor. İki çocuğu varsa çocuk başına 37 lira ayırıyor. Bir ayda 37 lira. 37 lira bugün okul kantininden bir öğün veya iki öğün bir yemek yemeye ancak yetecek bir paradır. Bu parayı bir ayda ancak çocuklarına verebiliyor 37 lirayı. 8 milyon asgari ücretli aileleriyle birlikte açlık sınırının altında yaşıyor. Biz bu rakamları Avrupa'dan gelen arkadaşlarımızla, Avrupa Erbakan Vakfı'nın temsilcileriyle konuştuğumuzda ve Euro'ya çevirdiğimizde hayret ediyorlar, inanamıyorlar. Emeklinin, asgari ücretlinin Euro bazındaki maaşına inanamıyorlar ve üzülüyorlar. En düşük memur maaşı 11.836 lira oldu zamdan sonra, aç kalmaktan hallice. Çünkü açlık 10.000 lira seviyesinde. En düşük memur emeklisi 7.900 lira, aç kalmak demek. En düşük emekli maaşı SSK ve Bağkur emeklisi için 5.500 lira. Aç kalmanın yarısı, hatta açlık ücreti değil, sefalet ücreti olduğunu görüyoruz. Bu hesaplarla Türkiye'de halkın %85'i yoksulluk sınırının altında. Yoksulluk sınırı 26.000 lira olmuş. Sonra evlenin, mutlaka 3 çocuk sahibi olun. 3 çocuk sahibi olmak için ayda 35.000 lira gelirin olması lazım. Türkiye'de kaç tane evin, hanenin aylık geliri 35.000 lira ve üzerinde? Bu hesaba göre Türkiye'de halkın %45'i açlık sınırının altında. Emekliler ve asgari ücretliler açlık sınırının altında olduğunda zaten halkın neredeyse yarısı açlık sınırının altında oluyor. Bu dediklerimizi doğrulayan 2021'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği rakam 11.362.000 vatandaş gıda yardımı aldı diyor. Bir Afrika ülkesi gibi. 11.362.000 insan gıda yardımı alıyor. Ne demek bu? Temel beslenme ihtiyacını kendisi karşılayamadığı için bunu alıyor. 4 milyon aboneye elektrik faturası desteği vermek zorunda kalıyor devlet. 4 milyon hane, 4 milyon abone demek 15-20 milyon insan yapar. Geçen kış 4 milyon haneye doğalgaz veya kömür desteği vermek zorunda kaldı. Bu da 15-20 milyon insan yapar. 20 milyon insan elektrik faturasını ödeyemiyor. 20 milyon insan doğalgazını, kömürünü ödeyemiyor. 11.362.000 insan gıda yardımı alıyor. Ve bütün bu tablonun sonunda geçen hafta basında görmüşsünüzdür. Erzurum'da -12 derecede ucuz et kuyruğu. Siz eski Türkiye'yi bilmezsiniz. Kuyruklar vardı diye anlatıyor iktidar temsilcileri. O kuyrukların çok daha fazlası bugün Türkiye'de var. Askıda ekmek kuyruğu, ucuz et kuyruğu, ucuz ayçiçek yağı kuyruğu. -12 derecede kıymanın kilosunu 89 liraya alabilmek için kuyrukta bekliyorlar. Ve diyorlar ki çoğu zaman sıra bize geldiğinde stoklar tükenmiş oluyor, alamıyoruz, soğukta beklediğimizle kalıyoruz. Hatta alabilsek bile kişi başına kota 1 kilo olduğu için 1 kilodan fazla da zaten alamıyoruz diyor. Osmaniye'de 30 senedir fırın işleten bir fırıncı gazeteye röportaj veriyor. Eskiden 2 ekmek alan bugün artık 1 ekmek alıyor diyor. 3 ekmek alan 2 ekmek alıyor diyor. Bakınız ekmekten bahsediyorum. En temel ihtiyaç gıda maddesi. Bu yetmiyor diyor. Askıda ekmek. Sağ olsun vatandaşlarımız, duyarlı vatandaşlarımız askıda ekmeğe destek veriyor. İnsanlar askıda ekmek alıyor. Şimdi bunun üzerine bir şey daha çıktı diyor. Eskiden nehre götürüp balıklara yem olarak attığımız bayat ekmekleri vatandaşa yok satıyoruz diyor. Taze ekmeğin yarı fiyatına bayat ekmeği, günde 200-300 tane bayat ekmek satmaya başladık diyor. Ay'a sert iniş yapacağız diyenlerin, Avrupa bizi kıskanıyor diyenlerin, tarih yazıyoruz diyenlerin vatandaşı getirdiği nokta balık yemi olarak kullanılan bayat ekmeği yemeye mahkum etmeyi. Her fırsatta söylüyoruz, bu iktidar
emekçinin, işçinin, köylünün, küçük esnafın iktidarı değil, imtiyazlıların iktidarıdır. Ve faiz lobisinin iktidarıdır. Neden bunu söylüyorum? İşte imtiyazlıların durumu. Vatandaş bayat ekmek yerken Türkiye'deki 5 tane imtiyazlı holding, dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk 7 şirketten 5 tanesi bu 5 tane holding. Bakınız dünyada diyorum, dünyada 190 ülke içerisinde en fazla kamu ihalesi alan 7 şirketten 5 tanesi Türkiye'deki bizim meşhur beşli holding. 200 milyar doların üzerindeki tutarda kamu ihalesi verilmiş 20 senede bunlara. Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülkemizin toplam dış borcunun yarısı kadar bir bedel. 200 milyar doların üzerinde ihale verilmiş. Bu yetmemiş. Bir de demişler ki siz bu ihaleleri alıyorsunuz ama hiç zahmet etmeyin, vergi ödemenize gerek yok. 128 kez vergi muafiyeti çıkartmışlar bunlara. 128 kez. Bunlardan sadece bir tanesi 2020 yılında Eylül ayında resmi gazetede yayınlandı. 9,5 milyar lira. O dönemde dolar kuru 9 lira. Bir holdingin bir kalemde 1 milyar dolar vergi borcunu siliyor. Ve bunun gibi 128 tane vergi borcunun affedilmesi olayı bu. İmtiyazlıların iktidarı derken bunu kastedim. Efendim Rusya-Ukrayna savaşı oldu, küresel ekonomik kriz oldu. Efendim emtia fiyatları arttı, FETÖ'cüler darbe yaptı. Ya bununla bunların ne alakası var? Bu 128 tane vergi muafiyetini ekonomik, küresel ekonomik kriz yüzünden mi çıkarttınız? FETÖ'cüler yüzünden mi çıkarttın? 1 milyar dolar vergi borcunu siliyorsun ama çiftçinin, köylünün bağırta bağırta traktörünü hazzediyorsun. Vatandaşın, esnafın, köylünün bir kuruş vergi borcunu affediyor musun? Affetmiyorsun. 1 milyar dolara 500 tane SMA hastasının tedavisinin yapılabilmesi mümkün. Bir holdingin bir kalemde silinen vergi borcuyla 500 tane SMA hastasının tedavisinin karşılanması mümkün. Önce imtiyazlılar diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Oysa ki milli görüş önce millet demektir. Bu ihalelerin nasıl yapıldığını da söyleyeyim. Kamu İhale Kanunu'ndaki 21'e B maddesiyle pazarlık usulüyle yapılıyor. Milyarlık ihaleler pazarlık usulüyle adrese teslim olarak yapılıyor. Ve işte Kütahya Zafer Havalimanı 50 milyon euroya mal olan havalimanına 2044 yılına kadar ödeyeceğimiz para 208 milyon euro. Yani 3,5 milyar liraya yakın bir parayı bu millet fazladan gereksiz yere sadece bir havaalanında müteahhitlere ödeyecek. 13 şehir hastanesini 57 şehir hastanesi parasına yaptırmışlar. Bunun hesapları var. 12,5 milyar liraya mal olacak şehir hastanelerini 54,5 milyar liraya yaptırmışlar. Ama diğer taraftan millet bayat ekmek yemek mecburiyetinde kalıyor. İmtiyazların yanında faiz ödemeleri. 20 senede 520 milyar dolar borç faizi ödemişiz. Uzmanlar Ukrayna'nın yeniden inşası için, imarı için gereken toplam paranın 180 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bizim 20 senede faize ödediğimiz parayla 3 tane Ukrayna'yı yeniden yapmanız mümkün. Paranın büyüklüğünü açıklayabilmek bakımından bu karşılaştırmayı yapmak istedim. 180 milyar dolara Ukrayna yeniden inşa ediliyor. Biz 520 milyar dolar faize para ödemişiz, yetmemiş. Bu 3 senede 100 milyar dolar daha ödeyeceğim diye orta vadeli programa yazmış. 2 trilyon lira yani 100 milyar dolar. Böyle bir noktada bu iktidarın milletin iktidarı olduğunu nasıl iddia edebilirsin? Faiz lobisinin ve imtiyazlıların iktidarı olmuşsunuz. Resmi rakamlarla konuşuyorum, matematik konuşuyorum. Diğer kalem israf kalemi. Geçenlerde bir AK Partili belediye başkanı 28,5 milyon liraya makam odasını ihale ediyor. 28,5 milyon liraya makam odası, dikkat ediniz, bir bina, bir apartman veya bir hizmet binası değil, sadece bir makam odası. 18 milyon lira içi için, 10,5 milyon lira da inşaatı için. 28,5 milyon lira,
Yine hemen arkasından bir haber. AK Partili belediye başkanı 7,5 milyon liraya makam aracı alıyor. Allah gani gani rahmet etsin Erbakan hocamız başbakan oldu. Sıcak yaz ayları, çalışma odasında klima bozuk. Orada diyor ki bu klimayı yaptıralım, servis çağıralım. Geliyor servis. Bu elektrikli aletlerde zaten hep böyle olur. Diyor ki efendim bunu yapmak yenisini almaktan daha pahalıya geliyor. Yaptırmanın bir manası yok. Biz bunu atalım, yenisini alalım. Erbakan Hoca diyor ki ne kadara yapılıyor, ne kadara yenisi? Biz o kadar zengin değiliz. Şimdilik kalsın, biz camları açarız, oradan esintiyle otururuz diyor. Ve çalışma odasındaki klimanın parasını dahi hesap edin. Ama aynı Erbakan Hoca işçiye, memura, emekliye %100, %200, %320 maaş zammı yaparak dünyada eşi görülmemiş bir refah artışına vesile oluyor. Şimdiki israfa bakın, bir de milli görüşün anlayışına bir bakın. Kütahya Belediye Başkanımız 94'te belediye başkanı olduğunda sağ cebinde bir kalem, sol cebinde bir kalem. Sağ cebindeki kalem özel işleri için, sol cebindeki kalem belediye işleri için. Şimdi biz Z kuşağına bunları anlattığımızda inandıramıyoruz. Bunların belgeselini yapmak lazım. Makam masasında iki tane telefon var. Bir telefonun faturasını kendi ödüyor, ailesiyle ve özel işleriyle ilgili kullanmak için. Diğer telefonun faturasını belediye ödüyor, belediye işlerinde kullanmak için. Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanımız, 94'te belediye başkanı oldu. Seyyar satıcılık yapan bir abimiz, rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. 5 sene Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kayapınar'da belediye başkanlığı yaptı. İmar rantının en fazla olduğu bir ilçe, 300-400 bin nüfuslu bir ilçe o zaman. 5 sene sonra 99'da seçimi kaybedip, 3 gün sonra baktılar ki aynı kaldırımın üzerinde, aynı tezgahın başında kaldığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Ne demek bunun manası? Milli görüş zihniyeti devletin, milletin, yetimin bir kuruş hakkına dahi göz dikmez demek. Ama şimdi işte 28,5 milyon liraya makam odası, 7,5 milyon liraya makam aracı, ayda 350 bin lira 5 ayrı yerden maaş alınması bürokratlar. İktidarın durumu bu. Millete verecek bir şey kalmamış. Önce millet demek yerine önce imtiyazlılar demiş. Ve maalesef bu noktaya gelmiş. Peki diğer taraftan medya ne gösteriyor? Diyor ki iktidardan memnunsan Cumhur İttifakı'na gideceksin. İktidardan memnun değilsen de tek bir seçenek var, o da Millet İttifakı'na gideceksin. Milli görüşü yeniden Refah Partisi'ni göstermiyor. İki tane seçenek var diyor. İktidara yakınsan, destekliyorsan iktidara git, yoksa da Millet İttifakı. İyi de masa başındakiler, yani Millet İttifakı ne yapıyor? İktidar %10 faizle dolar borçlanıyor. Kasım ayında %10 faizle 1,5 milyar dolar borçlandı hazine. Aralık ayında %9 faizle 2 milyar dolar borçlandı. Şimdi bu hafta Ekonomik İşler Başkanlığımız bilgi verdi dün. %9,75 faizle 2 milyar 750 milyon dolar daha borçlandı. 3 ayda 6,5 milyar dolar borçlanmış, dünyanın en yüksek dolar faizi. Peki dünya rekoru kime ait? Dünya rekoru İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ait. %10,75 faizle dolar borçlanıyor. İstanbul Belediyesi %10,75 faizle dolar borçlanıyor. İktidarın rekorunu da kırmış. Peki zamla ilgili ne söyleyeceğiz? İktidar bu borcun faizini zamla, vergiyle millete yüklüyor. İstanbul Belediyesi daha asgari ücret artışından hemen sonra toplu ulaşıma %29 zam yaptı. Belediye başkanı olduğundan bugüne kadar geçen 3,5 senede toplu ulaşıma %155 zam yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz günlerde açıkladı, ulaşıma %46 zam yaptı. Borç ve faiz ekonomisi bakımından tencere dibin kara, seninki benden kara. Borcu en yüksek faizle almak, o borcun faizini de vatandaşa zam olarak, vergi olarak yüklemek. Diğer taraftan işte yayınladıkları deklarasyon, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına teslim olacağız diyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir konuda ne demişse ona uyacağız, tabi olacağız diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne demiş? Türkiye'de Refah Partisi'nin kapatılmasını hukuka uygun bulmuş. Türkiye'de 28 Şubat'ta yapılan başörtüsü zulmünü hukuka uygun bulmuş. En son İngiltere'de bir nikah memuru eşcinsel evlilik talebiyle gelen çiftin nikahını kıymayı reddediyor. Ben Hristiyanım, benim inancıma aykırı diyor. Belediye nikah memurunu işten atıyor. Sen nasıl nikah kıymazsın diye. Nikah memuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyor dosyayı. İtiraz ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar veriyor. Diyor ki sen haksızsın nikah memuru olarak. Bu eşcinsel çiftin nikahını kıyman gerekiyor. Tabi olacağız dediğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları bunlar. Buna mı tabi olacaksın? Arkasından altılı eş cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye kalktılar. Sayın Davutoğlu açıkladı. Diyor ki efendim biz bir cumhurbaşkanı seçtireceğiz ama o cumhurbaşkanı alacağı her kararda, atacağı her adımda 6 tane genel başkandan icazet alacak. Bazıları bunu 7 kocalı Hürmüz modeli olarak ifade etmişler. Biz o kadar ileri gitmesek de 7'li eş cumhurbaşkanlığı sistemi demek. Tamamen bir karmaşaya, kaosa, istikrarsızlığa yol açacak. İşleyişi yavaşlatacak. Milletin seçtiği cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanamayacak. 6 tane insandan imza almak zorunda kalacak. Tek adam rejimi, tek adam rejimi derken yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz. Siz de 7 adam rejimi getiriyorsunuz. 7 adamla nasıl yöneteceksin? Kaldı ki anayasada böyle bir yetki yok. Anayasada milletin seçtiği cumhurbaşkanının yetkileri tanımlanmış. O yetkisini de kimseye sormadan cumhurbaşkanı verilen yetki dairesi çerçevesinde kullanır. 6 kişiye danışarak nasıl hareket edecek? Diğer taraftan altılı masada Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz çıktı dedi ki efendim bu başörtüsü konusunu iktidar istismar ediyor. Gelin bunu samimiyseniz yasayla düzeltelim, yasayla güvence altına alalım. İktidar da bu resti gördü. Dedi ki peki yasa da yetmez, anayasal teminat altına alalım. Biz de yeniden Refah Partisi olarak destekledik. Evet çok güzel bir adım. Bunu meclisteki partiler anayasa değişikliğiyle teminat altına alsın dedik. E şimdi iş ciddiye bindi. Masadaki mecliste grubu olan partiler topu taca atmaya başladı. Başörtüsüne teminat getirilecek. Mecliste oylanması lazım. Randevu vermiyor, görüşmem diyor. Topu taca atıyor. Başörtüsüne kanuni teminat isteyen sizdiniz. E iktidar bunu getirmeye kalktı. Bu sefer neden topu taca atıyorsun? Altılı Masa'nın gazetelerinden bir tanesinde başörtüsüne anayasa teminatına ilişkin olarak laikliğe aykırıdır diyor ve Altılı Masa'daki liderler laikliğe aykırı olduğu için buna karşı çıkıyor diyor. Bu anayasa değişikliğine bir laiklik ayarı yapılması gerekir diyor. Biz 28 Şubat'ta balans ayarı manşetlerini gördük, hatırlıyoruz. Şimdi de masadan 28 Şubat kokuları gelmeye başladı. Başörtüsüne, en temel bir insan hakkına, inanç özgürlüğüne, herkesin kılık kıyafet özgürlüğüne getirilecek bir teminat, düzenleme neden laikliğe aykırı olsun? Atatürkçü Düşünce Derneği de altılı masaya laiklik uyarısı yapıyor. Ve dediğim gibi 1000 sene sürecek denen 28 Şubat sürecinin altılı masada aslında devam ettiğini gösterir. %99'u Müslüman olan ve başörtüsüyle ilgili geçmişte çok acılar yaşamış bu ülkede başörtüsü sorunu bir daha gündeme gelmesin. Hem de aynı zamanda iktidarın elinden de bu koz alınmış olsun. Ben gidersem, başkası gelirse başörtüsü yeniden yasak olur diye oy alıyor. Bu da elinden alınmış olsun. Hem de iktidar bu konuda bir adım atıyor. Buna neden karşı çıkıyorsun? Bütün bu anlattıklarımız, tüm gelişmelerin yeniden Refah Partisi'ni haklı çıkarttığını ortaya koyuyor. İşte size kasa ittifakı yani iktidar, diğer taraftan da masa ittifakı yani altılı masa. Daha da çok benzerlikleri de var ama daha fazla zaman almamak için söylemiyorum. İki tarafta çözümsüzlük. İki tarafında milletin derdine derman olması mümkün değil. Bu verdiğimiz örnekler, bu anlattığımız gerçekler bunu gösteriyor. Ama Allah'a şükürler olsun milletimiz artık bu iki çözümsüzlükten bir tanesine mahkum değildir.
Her zaman söylüyoruz, artık yeniden refah var, artık hayrın kendisi var, artık ehveni şerlere mahkum değiliz elhamdülillah. Yeniden Refah Partisi ne yapacak? Yeniden Refah Partisi ne yapacağını bugüne kadar koyduğu, ortaya koyduğu bilimsel kitaplarla açıkça ortaya koymuş. Milli Kaynak Paketleri kitabı, 81 ilimize 681 refah projesi kitabı. Bununla beraber Biz Türkiye'yi Biliyoruz kitabı, İlk 100 gün icraatlarımız kitabı. Yeniden Refah iktidarında ilk 100 günde hangi adımlar atılacak, hangi icraatlar yapılacak? Bununla ilgili kitabımız, milli siyaset kurullarımızdaki 300'e yakın uzman, akademisyen kadromuz ve 50 senelik tecrübemiz, milli görüş tecrübesi, iş bitirme belgelerimiz, referanslarımız, bunlarla beraber geleceğiz ve Türkiye'de inşallah maddi kalkınma ve manevi kalkınma hamlelerini yapacağız. Maddi kalkınma hamlesi, bir defa denk bütçenin yapılması, havuz sisteminin hayata geçirilmesi ve bu faiz canavarına giden paraların kurtarılması. Bununla beraber israfın önlenmesi, kamudaki israf, imtiyazlı holdinglere haksız olarak aktarılan kaynakların kesilmesi, yetimin, dulun 85 milyonun bir kuruşunu dahi imtiyazlı holdinglere veremeyiz. Bunu milli görüş olarak engelleyeceğiz. Bununla beraber de Milli Kaynak Paketleri kitabında ifade ettiğimiz adımları atarak borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak üretici. Ne olacak bu kaynak? Bu kaynak dar gelirli milyonların alım gücünün refah seviyesinin arttırılmasında kullanılacak. İşçi, memur, emeklinin maaşlarına %150 maaş zammı, çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatları, sübvansiyonlar, vergi yükünün ortadan kaldırılması, borçlarının faizinin devlet tarafından silinmesi, tarımda kullanılan mazottan, elektrikten vergi alınmaması. Çiftçi, köylü, küçük esnaf, emekli, memur, işçi, bunların alım gücünün refah seviyesinin arttırılması, engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi ve bunların hepsinin de %150 oranında arttırılması. Haksız vergilerin ortadan kaldırılması ve bununla birlikte 81 ilimize 681 proje, 10 milyon işsize, 1,5 milyon üniversite diplomalı işsize de iş ve istihdam imkanının sağlanması bu projeler sayesinde. Bunların hepsinin milli görüş tarihinde karşılıkları var. Hem 76-77'deki ağır sanayi hamlesi Milli Selamet Partisi'nin, hem 54. hükümetteki efsane hizmetler. Hepsinin karşılığı.